Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nda 9. hafta 4. videodayız. Son videodayız yani test 4'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Ön yüzü mavi arka yüzü kırmızı olan üçgen biçimindeki ABC kartonu C köşesi A köşesinin üzerine gelecek biçimde katlanmıştır. Evet katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Hatta burası 90 derece değil mi aynı doğru üstünde gidiyor ya da ikisi kenarda çizilen kenar ortaya olduğundan yükseklik olur. Açıları da yazalım mı? Yazalım tabii ki. Hocam burası 50 verilmiş. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. Işte 50. Tamamı 70'ti. O zaman buraya 20 derece kaldı. E burası da 60. Buraya da kaç kaldı o zaman? 100 derece kaldı. Şimdi ben neleri kıyaslayacağım arkadaşlar? Maviyle göstereyim. AB, AE ve CD'yi. Bakın. AB, AE ve CD'yi kıyaslayacağım. Arkadaşlar bu CD uzunluğu. Bak CD uzunluğunu şöyle tırtıklayayım isterseniz. Bu CD uzunluğu kıyaslarken şu kenarla kıyaslama yapsam daha iyi değil mi? Evet. Şimdi burada şu iki kenarı kıyaslayabilirim. Burada da bu iki kenarı kıyaslayabilirim. Şuradaki üçgende 90'ın karşısı olduğu için hipotenüs olduğu için hipotenüs daima diğer kenardan daha büyüktür. Yani biz ne bulduk? AE'yi neyden daha küçük bulduk? AD'den daha küçük bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben AD ile AB'yi kıyaslayayım. AD'yi gören burada 60 derece, AB'yi gören 100 derece. E 100 derecenin karşısındaki daha büyüktür. Yani burada AB de AD'den pardon AD de AB'den daha mı küçüktür? Evet. O da küçüktür. AB oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani burada en büyük kenar AB oldu. Sonra bu oldu. Sonra da bu oldu. Yani sıralama neredesinde neredesinde var? AE CD AD dediğim aslında CD'ye eşit işte arkadaşlar. Sonra da AB var. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Bir duvara yerden yükseklere aynı olacak şekilde 10 santimetre arayla 5 çivi sakılmıştı. Bak 10 santimetre 10 santimetre görüyorsunuz 5 çivi çakılmış. Kenan e, tabi Kenan Kara ile geometri koyduysak buraya. Kenan sorusu olsun buna. Kenan uzun kenarı 20 santimetre olan ve uzun kenarlarının iki köşesine sabitlenmiş şurası 20 santimetre olan bir ip yardımıyla özdeş iki tabloyu çivilere aşağıdaki gibi asıyor şu şekilde. Birini böyle asmış birini de böyle asmış özdeş iki tablo arkadaşlar. Peki bu tablo arkadaşlar böyle dengede kalıyorsa ne olmak zorunda? Bu kesinlikle ama kesinlikle ikiz kenar olmak zorunda. Bu durumda kenar tabloların yerde yükseklerini 42 cm ve 50 cm olarak ölçüyor. Buna göre tablolardan birinin asılmasına yardımcı olan ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? İkiz kenar var hocam. İkiz kenar varsa tabana ait yükseklik çizeceğiz. Tabanı ne yapıyor? İki eş parçaya bölüyor. Hocam tabanı iki eş parçaya böldü. 10 ve 10 oldu mu burası? Evet. Şimdi taban burası da on birim verilmişti zaten. Burada da dikdörtgen oluşuyor böylelikle. Önemli değil orası. Devam edelim. Başka ne verilmiş burada? İpin uzunluğuna biz bir şey diyelim mi burada? 42'yi de kullanacak mıyız arkadaşlar? Kullanacağız. Tabi buradaki bilgiyi de kullanacağız. Hocam burası 10 santimetre burası da 10 santimetre. E, bu dengede kalıyorsa şunlar da birbirine eşit olacaktır o zaman. Ben buraya bir x dersem. Buraya da x dersem. İpin yarısının uzunluğu x artı 10. Yani toplam ip uzunluğu ne oldu arkadaşlar? İpin uzunluğu 2x artı 20'ye eşit oldu. Hocam ipin uzunluğu 2x artı 20 ise x artı 10'a x artı 10'dur. Yani şurası x artı 10 çıktı arkadaşlar. Burası da x artı 10 çıktı. Şimdi ben burayı bulmaya çalışacağım. Burası da x cinsinden çıkar mı acaba? Arkadaşlar böyle eşit mesafedeki bak bir tabloyu asarlar. Şekil 2'de de aynı tabloyu kullanırlar. Bu tür sorularda önemli olan nedir biliyor musunuz? Çivinin zemine olan uzakları her iki şekilde de aynı. Ben burada zaten bildirmiş. Yerden eşit uzattık çivilerden bahsetmiş. E burada da bu eşit midir? Evet bazen aynı şekilde ikinci bir şekilde de gösteriyor. Çivinin zemine olan uzakları burada önemlidir arkadaşlar. Dikkat edin bunu. ÖSYM e benzerini de sordu zaten bunu. Evet o zaman buradaki zemin şu kenara ben y diyecek olursam. Burası haçsa arkadaşlar. Buraya bakacak olursak arkadaşlar. Çivinin zemine olan uzaklığı. Çivinin zemine olan uzaklığı. Ç ile göstereyim. H artı Y artı 42. H artı Y artı 42. Aynı zamanda X artı Y artı 50 eşitliği midir? Aa, buradan Y'ler gitti mi? Gitti. H neye eşit oldu o zaman arkadaşlar? X artı 8'e eşit oldu. Oo, H yerine de bir X artı 8 yazacak olursak arkadaşlar. Artık burada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Yapalım mı Pisagor bağıntısını? Yapalım bakalım. Pisagor bağıntısını aşağıda yapacağım. Şurası x artı 10. Burası x artı 8. Burası da 10. Yani x artı 10'un karesi eşittir. x artı 8'in karesi artı 10'un karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlem. Hiç uğraşma kardeşim. 10 var. Dik kenarda 10 var. Hocam dik kenarda 10 olan bir özel üçgen bilmiyoruz ama diğer özel üçgenleri düşün. Mesela 5, 12, 13. 5, 12, 13'ün iki katı olamaz mı arkadaşlar? Yani 5, 12, 13'ün iki katını düşünsen, 5, 12, 13'ün iki katı nedir? 10, 24, 26 mı diye düşün. Hisset. Hocam burası 10 iken burası 24 olması için burada da 26 olması için x kaç olmalı? 16. x'e 16 koyunca burası da 24 yapıyor mu? Yapıyor. Yani sen burada x'i kaç bulacaksın arkadaşım? 16 bulacaksın. İşlem yapmadan 16 buldum. Peki senden ne isteniyor? Bizden tablolardan birinin asılmasına yardımcı olan ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ipin uzunluğu kaç oldu o zaman? Biz zaten ipin uzunluğu 2x artı 20 değil miydi? Evet. 2x artı 20 idi. O zaman x 16 ise bu 32 artı 20'den kaç çıkıyor arkadaşlar? Cevabımız 52 çıkıyor. Cevabımız böylelikle balık esir oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Burada önemli olan ne? Çivinin zemine olan uzaklığı. Tabloyu bir yere astıkları zaman arkadaşlar. O çiviye Aynı ikinci şekilde de kullanırlar. Ben farklı bir şekilde kullanmışım. Farklı şekilde asmışım. Çivinin zemin olan uzaklığını dikkat edin arkadaşlar. Ya da tavana bir şey asarlar. Tavanın zemin olan uzaklığını her iki şekilde de dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet. İkinci soru. Böylelikle ne çıktı arkadaşım? Balıkesir çıktı. Geldik üçüncü soruya. Köşeleri ABC harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimindeki bir karton şekil birdek gibi gösterilmiştir. Dört tane ABC kartonu kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerinde A köşeleri çakıştırılıp şekil 2'deki gibi birleştirilebilmektedir. Arkadaşlar A köşeleri buradaki A köşesi burada. Buradaki burada. Buradaki burada. Buradaki burada. Bu şekilde A köşeleri çakıştırıldığı zaman hepsindeki A köşelerindeki açı nokta açısı diyecek olursak arkadaşım buradaki nokta açıları birbirine eşit ve 360 derece mi yapıyor? Evet. 360 derece yapıyor. 4 tane nokta açısı varsa o zaman burada kaç kaç derece yaptı? 90 derece yaptı. Arkadaşım buradaki açıyı 90 derece bulduk. Aynı işlem 5 tane B köşesi için. Arkadaşlar 5 tane B köşesi için. Yani alfa'yı alfadan 5 tane koyduğun zaman 5 tane böyle üçgen koyduğun zaman yine bu şekilde buna benzer üçgenler yapışarak gidecek. O zaman 5 tane alfa ne olacak? 360'a eşit olacak. Alfa'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 72 buluruz. E o zaman alfa 72 ise hocam 72 burası 90 burası şu ikisinin toplamı 90 yapacak. Buraya da 18 kaldı. Buna göre diyor bu işlem kaç tane ABC kartonlu kullanılarak C köşeleri çakıştırılıp yapılabilir diyor. Yani 18'den aynı işlemi kaç tane kartonla yaparsın diyor. Sen 18'lerden 360 mi elde edeceksin? Yani 360'ın içinde kaç tane 18 var diye soruyor bize. Cevabımız böylelikle kaç çıkar? 20 çıkar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Cihan oldu. Geldik dördüncü soruya. Kısa kenarı bir birim, uzun kenarı 2 birim olan dik üçgenler hipotenüsleri aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi yani A köşesi ile C köşesi çakışacak biçimde diyor. Hani ABC ya şu A'yı C'nin üstüne koyacağım bu şekilde. Aynı şekilde böyle böyle gidecek. Yani uzun kenarlar hep böyle olsun diyor, kısa kenarlar da hep böyle olsun diyor. Sonra ABC üçgeni A noktası etrafında bir miktar döndürülüyor ve gidik gibi BCD noktaları doğrusal oluyor. BCD doğrusal oluyor. BCD doğrusal olmasıyla ne geliyor arkadaşlar burada? O cümleden ben bunun dik üçgen olduğunu anlıyorum. Peki çünkü bu doğrusal diyor şöyle. Hop doğrusal devam edelim. Buna göre son durumda C ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi gençler 1 2 kök 5 mi burası? Evet. Burası da kök 5, burası da kök 5, burası da kök 5, burası da kök 5. Sen e, A köşesini yukarı doğru yaptın. A köşesi bakın önceden böyleydi. Hop şimdi böyle mi geldi? Evet. Buradaki uzunluk yine şu uzunluğa eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Yani kök 5. Tamam. Buradaki uzunluk kaç yaptı? 5 kök 5 yaptı ve karşımıza direkt bir dik üçgen mi çıktı arkadaşlar böyle? Aynen öyle. Şuraya bir a diyecek olursam arkadaşlar 5 kök 5'in karesi eşittir a'nın karesi artı 2'nin karesinden 125 eksi 4'ten 121 eşittir a kareden a'yı kaç bulduk 11 bulduk. Hocam a 11 dikkat bizden ne isteniyor? bizden şu uzunluk isteniyor. bu uzunluk nedir tamamı 11 burası 1 ise buraya da 11'in mi kaldı evet cevabımız böylelikle balıkesir yaptı kolay bir soru. Yalnız ben bu kolay soruyu çok böyle beğendiğim için biraz değil bayağı bir hard yaparak yani zorlaştırarak şu soru haline getirdim. Bakalım nasıl bir soru olmuş arkadaşlar. Ama zor bir soru. Baştan söyleyeyim. İkiz kenar dik üçgen. Bu sefer ikiz kenar dik üçgen demişim arkadaşlar. Şunlar ikiz kenar dik üçgen. Yani 45-45-90 üçgeni bunlar. Tamam mı? Ee, özdeş kartonlar hipotenüsleri aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi çakışacak biçimde şekil birdeki gibi dizilmiş. Kaç tane dizildiğini de bilmiyorum. Sonra ABC üçgeni A köşesi etrafında bir miktar döndürülüyor. Evet yine biraz önceki gibi döndürülmüş. Yani şuradaki uzunluk yine buraya mı işte arkadaşlar? Evet bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Tamam devam edelim. Hatta aklımızda değil kağıt üzerinde bulunsun ya. Şunları şöyle çizelim değil mi? E Sonra şekil 2'deki gibi BCDE. BCDE. Evet şu üçgenin köşesi ve E noktası ne oluyormuş arkadaşlar? Doğrusal olacak şekilde. D uzunluğu 10 birim olduğuna göre, D 11 birim olmuş, buna göre diyor, şey nedir diye soruyor. Arkadaşlar 10 birim var burada, buradaki üçgenler de x kenar dik üçgen, e, x kenar dik üçgen. Yani burası 45, burası 45. E, onu kullanmam lazım, onu kullanmam için ne yapmam lazım arkadaşlar? Hop şöyle bir dik üçgen oluşturabiliriz. Hocam burası 45 ya, burası da 45 oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapmalıyız burada? Buraya bir A dersem, burası da A'dır. Hatta burası da 45'ten dolayı burası da A mıdır arkadaşlar? Evet. Çünkü burası da 45 burası da 45 olduğundan dolayı. E hocam hipotenüsü ne oldu? Bir dik üçgenin hipotenüsü 2A oldu. 2A oldu. Böyle böyle gidiyor. Kaç tane 2A olduğunu bilmiyoruz. Hocam burası 2A. Önceden burası da 2A. Bakın A A ise bir kenar A kök kim yaptı? Evet burası da 2A olduğundan burası A kök yaptı. Burası da A kök yaptı. E ben burada ne yapabilirim? Bak burası da 90 burası da 90. Bak buradaki Pisagor bağıntısından şuradaki uzunluğu en azından bulabilirim. Kafadan yapacağım biraz. 1'in karesi artı 3'ün karesi ne yaptı? 10 a kare yaptı. Yani e, kök 10 a yaptı burası arkadaşlar. Hocam neyse kafadan yapmayayım. Burada işlem yapıyorum. AD'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? AD'nin karesi a kare artı 3a'nın karesi. a kare artı 9a kare eşit oldu. a eşit bu da neye eşittir? AD'nin karesi. a küp karesi. Yani 2a kare artı BD'nin karesine eşittir. Evet, BD'nin karesine eşittir arkadaşlar. Buradan 10 a kare eksi 2 a kare 8 a kare eşittir BD'nin karesi olduğuna göre BD uzunluğunu ne buluruz arkadaşlar? 2 kök 2 a olarak buluruz. Evet BD'yi 2 kök 2 a bulduk arkadaşlar. 2 kök 2 a bulduk. Yani BD uzunluğu 2 kök 2 a ise buraya da a kök kimi kaldı arkadaşım? Evet. Şimdi ne yapacağız? Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Büyük ihtimal alfa beta. Hadi dalalım alfa beta Alfa 90. Şurası beta dersem alfa 90. Burası da beta oldu mu? Oldu. Bak dikkat et. Alfanın karşısı A iken alfanın karşısı A kök 2 oldu. Yani 1'e kök 2 oran var arkadaşlar. Güzel bir oran var. O zaman hocam 90'ın karşısı 10'sa 90'ın karşısı burada ne olacaktır? 10 kök 2 olacaktır. E hocam 10 kök 2 oldu. Bana şu dik üçgenin kenarı lazım. Bu dik üçgenin bu kenarı buraya kadar kısmı ne yapıyor o zaman arkadaşlar? E, şurası 3A olduğuna göre 10 kök 2 eksi 3A mı yapıyor? Evet. E şimdi şu üçgenle büyük üçgen benzerdi ve benzerlik oranı kaçtı arkadaşlar kök 2 idi. O zaman beta'nın karşısı 10 kök 2. Bak beta'nın karşısı ne burada 10 kök 2 eksi 3 aysa, bunun kök katı BE'ye eşit olacak. Evet BE uzunluğu 10 kök 2 eksi 3 a'nın kök katına eşit. Aynı zamanda BE uzunluğu 2 kök 2 a artı 10'a mı eşit arkadaşlar? Evet. Buradan işlemi yapalım. 20 eksi 3 kökke a eşittir 2 kökke a artı 10'a eşit oldu. Buradan 5 kökke a eş, 5 a eşittir 10 a'yı da buradan ne buluruz arkadaşlar? Kökke olarak buluruz. Çok güzel. a'yı kökki bulduk. a'yı kökke bulduysan bunun tamamı 10 kökki değil miydi arkadaşlar? Bak bunun tamamı 10 kökkiydi. E bunun tamamı 10 kökke ise dikkat dikkat 10 kökke. a'yı da sen kökki bulduysan Hocam bir tanesi 2 kök 2 bunun. E 10 kök 2'de 2 kök 2'den kaç tane vardır arkadaşlar burada? 10 kök 2'ye 2 kök 2'ye bölersen 5 tane çıkmaz mı? Evet. 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2 diye diye 5 tane 2 kök 2 vardır. O zaman 5 tane hipotenüs olması, 5 tane üçgen olması anlamına geliyor. Evet bunu biraz benzerlik sorusuna çevirdim. Biraz da dik üçgen var. Evet biraz zorlaşmış soru ama bazen bu da antrenman oluyor arkadaşlar. Yapmak da lazım. Evet böyle ee, Tabii ki bir önceki soruda ÖSYM böyle bir soru sormuş. Hatta o x kenar dik üçgenli soruydu. Ee, o soru gerçekten çok kolay. Aynen çözümü de sınavdaki çözümü de böyleydi. Ben de bu sorudan esinlenerek bir soru yazdım. O da çok zor çıktı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, ama yani yapılabilecek bir soru artık arkadaşlar. Yani yapılabilecek bir soru. Siz belki farklı bir yolla da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yaptım. Çıktı. Kendiliğinden çıktı. Evet 5. soruyu böylelikle ne bulduk? Balıkesir bulduk. Geldik 6. soruya. Şekil 1'deki şekil 1'deki gibi düz bir zeminde bulunan tahterevalli 40 birim uzunluğunda doğrusal bir parça ve bu parçanın tam ortasında bulunan bak 20'ye 20, 20 tam ortası 12 birim uzunluğunda doğrusal bir destekten oluşmaktadır. Şekil 2'deki gibi tahterevallinin sağ ucu zemine değdiğinde sol tarafta dik yamuk biçiminde boyalı bölge oluşmaktadır. Bu yamuğun çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi önemli olan ne? Hocam burası da 20 burası da 20. Yani şunlar birbirine eşit. Hocam bu zemine dik değil mi? Aa ne çıktı burada? Bir orta taban çıktı. Bu arada burası 12 idi. 12 20. 12 16 23 üçgenden 16 oldu burası. Hocam burası da orta taban çıktı mı? Çünkü bunlar birbirine paralel. Orta tabandan dolayı 12 ise burası 24 olur. Orta tabandan dolayı 16 ise burası da 16 olur. Yamuğun çevresi isteniyor. Çevre nedir? 24 16 12 ve 20'nin toplamı 24 16 12 ve 20'nin toplamı 40 60 72 mi yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle 72 çıktı arkadaşlar. 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7'ye. Başlangıçta şekil 1'deki gibi masanın üzerindeki tuzluğun B köşesine olan uzaklığı 170 cm'dir. Evet, masada bir tuzluk var. B köşesine olan uzaklığı 170 cm'ymiş. Sonra tuzluk şekil 2'deki gibi masanın BC kenarına dik olacak şekilde dik olacak doğrultuda 60 cm hareket ettiğinde. Yani diyor ki sana tuzluk şu kenara dik olacak şekilde hareket etsin diyor. Ama ne kadar hareket etsin diyor. 60 cm hareket etsin diyor. Bak 60. 60 cm hareket etsin. Ettirildiğinde tuzluğun bir köşesine olan uzaklığı yani o zaman böyle ki uzaklığı kaç cm oluyormuş arkadaşlar? 130 cm oluyormuş. İşte şu konuma geliyormuş. Evet dik olacak şekilde diyor. Burası da 90. Buna göre diyor son durumda tuzluğun masanın BC kenarına olan uzaklığı. Tuzluğun masanın BC kenarına olan uzaklığı. Yani bizden X isteniyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Gençler şöyle bir dik üçgen çıktı aslında. Bak, bir burada dik üçgen var bir de burada dik üçgen var. Ayrı yerde çizmeme gerek yok. Şuraya Y diyecek olursam. Hocam bir burada Pisagor bir de büyükte Pisagor. Hocam Pisagor yapmaya gerek yok ki. Yok ki diyebilirsiniz. Niye? Çünkü 13 var. Büyük ihtimal 5, 12, 13 üçgendir. Ama koy 5, 12, 13, 12, 170, 8, 15, 17 sağlamadı mesela. E, bu da 8, 15, 17 ya, sağlıyor mu? Ya da hocam burası 5 dersem 5, 17 ile ilgili bir özel üçgen yok. Özel üçgenden çıkmıyor. Bu sefer hissederek çıkmıyor. Hocam sayılar çok büyük. 170'in karesi eşittir. 60'in karesi artı 100. İşte bilmem ne mi yapacağız? Hayır. Böyle hepsinde sıfır olduğunda da sıfırları atarak düşün. Tamam. Bir burada pisagor yap. Bir de büyükte pisagor yap. Bak. O selek sorduğu soruda ne sormuş? Ortak kenarlı bir şey sormuş. Her ikisinde de ortak kenar y değil mi? Evet hocam. y kare neye eşittir? Hocam 130 13 gibi düşün. En son bulduğun sonuca 0 eklersin. y kare neye eşit? 13'ün karesi eksi x'in karesine eşit. 13'ün karesi eksi x'in karesine eşit. Aynı zamanda y kare neye eşit? Büyüklük üçgende. Hocam x değil de x'i de a gibi düşün. Neyse x gibi düşün. Fark etmez. Hocam x artı y kare neye eşit? 17'nin karesi eksi 17'nin karesi eksi x artı 6'nın karesi değil midir arkadaşlar? Evet x artı 6'nın karesi. Hani x artı 60 da 0 yokmuş gibi düşünüyorum. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Burası 169 eksi x kare eşittir. 17'nin karesi 289 eksi. Normalde x kare artı 12x artı 36 ama hepsinin önünde eksi olduğu için şunlar eksi eksi oldu. Eksi -x kareler birbirini götürdü mü? Götürdü. Şu kolaylık olsun öbür tarafa atalım. 12x eşittir 169 289'dan 169'u çıkartırsam kaç kalıyor arkadaşlar? Sanırım 120 kalıyor. Evet 120'den 36 çıkartınca kaç kalıyor? 94 kalıyor. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 12x x 8 mi yapıyor? Yok. 7 mi yapıyor? O da yapmıyor. X buradan neye eşit oldu arkadaşlar? Şu 94 mi yaptı? Şu 120'den, 120'den 36 çıkartınca 4, 84 yapıyormuş arkadaşlar. Hı hı. İşlem hatası yapıyordum neredeyse. O zaman 84 yapıyorsa e, x de buradan kaç oldu arkadaşlar? 7 oldu. O zaman x 7 ise arkadaşlar aslında bulduğumuz değer sıfırlar atmıştık. Aslında kaç yapmış oluyor? 70 yapmış oluyor. O zaman 7. soru Balıkesir oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. Geometrik kitabında aşağıdaki soruyu çözmek isteyen Mehmet. Sayfanın bir kısmı yırtık olduğu için sorunun çözümünde tahmin yeteneğini kullanıyor. AB ile AC'yi bir kere eşit vermiş. Hocam şu bir kere elimde var. AB ile AC birbirine eşit. Eyvallah. Sonrasında ne var? CE, CD. Bak şimdi. CE ile CD var. Sonra A bilmem ne var. Yani bu AC olabilir. AE olabilir. AD olabilir. AB olabilir. Gerçi AB olabilir. AC olabilir. Yani burası C olabilir. Sonra AE olabilir burası. AE olabilir. Bir de başka ne olabilir? AD olabilir arkadaşlar. Şimdi farz edelim. AC olsun. İlk etapta AC olsun. Bakalım bir sonuç bulabilecek miyiz? Hocam burası eşit olursa otomatikman kırmızılar da birbirine eşit olduğundan bunlar da birbirine eşit olacak. Bak 20 ise bir kere burası nedir? 80'e 80'dir. Hocam burası 100 oldu. İkiz kenarın taban açısı her ikisinde de 100 yapamaz. Yani AC olamadı arkadaşlar. AC'yi sildik o zaman. Şunlar birbirine eşit verilmişti. O zaman burası 100 olmadı. Şu mavileri sildik. Sonra başka ne var arkadaşlar? 20, 80, 80. AE olursa. AE eşit olursa. Yani şurası. Çift çizgi dediğim yer burası olursa. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Öncelikle tabi tabii şu kırmızıyı da şöyle göstereyim. Ee, bunu kopyalayıp yapıştırayım mı? bir kopyalayıp yapıştırayım bakayım. Çünkü lazım olacak şimdi arkadaşlar. Her iki durumu da görmenizi de isterim yani açıkçası. Evet. Kopyalayıp yapıştırdım. Biraz sonra kullanacağım bunu. Peki hocam A, e' eşit olursa burası. İşte C, E, C, D ve A, E olursa bu. Hocam bu böyle olursa 80 ise burası 100 yaptı. 180'den 100 çıkart. Ee, 80. O zaman bunlar 40, 40 yaptı. E hocam burası 40, 40 ise tamam burası 40 ise şurada kaç derece yaptı? ikiz kenardan dolayı burası da 60 yapar. E i̇ki iç açın toplam bir dış açıdan. X kaç çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Böyle yaptığımızda açımız 20 derece çıktı arkadaşlar. Şurada kaçı? 20 bulduk. Eyvallah. Peki öbür türlü olursa ne olacak? Onu da buraya kopyaladım yapıştırdım bakın arkadaşlar. Öbür türlü olursa ne olacak? Çözümü de burada yapayım. Şöyle. Öbür türlü olursa AD'ye eşit olursa. Hocam AD'nin hepsine eşit olursa ne olacak? Ez, burasıyla burası ikizkenar burası olacak o zaman. 80 ya burası tepe açısı. Bak şu ve şu ikiz kenar olmuş oldu. 80 ise 180'den 80 çıkart 100. 2'ye böl. Hocam burası 50. Şurası da 50 yapacak o zaman. E şu kırmızılar ikiz kenar olduğundan 50 ise burası da ikiz kenardan 50. 2 iç açın toplam bir dış açı olacağından x açısı da kaç derece geliyor böylelikle? 30 derece geliyor. Evet ad eşit olursa cevabımız da 30 derece oluyor. Bizden buna göre bulduğu sonuçlar arasındaki fark isteniliyor arkadaşlar. Yani 30 eksi 20 isteniliyor. Cevabımız da böylelikle ne çıkar? 10 çıkar arkadaşlar. Güzel bir soru. 8. soru. Böylelikle Balıkesir oldu. Tahmin yeteneğiyle ilgili sonuç buldu. Evet geldik 9'a. 9. soruda ne demiş arkadaşlar? Düz bir zemin üzerinde. Valla boşluk yok ama. Yani buradaki testteki soruları sığdırmak zorundaydım. O yüzden böyle e, fazla soru olması lazımdı. Tek bir soru için de bir sayfa geçmek istemedim. O yüzden boşluk kalmadı. Siz küçük bir şekilde buraya çizersiniz ama ben sorunun üstüne çizeceğim. Mecburum arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi düz bir zemin üzerinde Akın ile Zehra arasındaki uzaklık 6 metredir. Düz bir zemin üzerinde. Mesela Akın burada olsun. Zehra da burada olsun isterseniz. Şöyle isterseniz şöyle bir Zehra. Farklı yere de yapabilirsiniz. Zehra'yı burada da alabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Tamam. Biz Zehra'yı burada aldık arkadaşlar. Diyor ki. Akın 6 metre kuzey yönünde. Ben niye bu yukarıdan yaptım? Direkt sorunun üstüne yapıyorum. Şurada yapsam ya. Şöyle. Akın burada olsun. Zehra da burada olsun. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki bizim akın diyor akın ile zehre arasında ne kadar mesafe varmış öncelikle onu da belirleyelim. Hocam burası 6 metre olarak belirlemiş. Bizim eleman diyor 6 metre kuzeye giderse diyor kuzey bu yönde arkadaşlar 6 metre kuzeye gittiğinde akın. Sonra diyor ki saat yönünde 130 derece dönüp saat yönü bu, burası arkadaşlar 130 derece dönmesi Böyle gitmesi gerekirken hop şöyle bir dönüş yaptı. Zera'nın bulunduğu noktaya da doğru gidiyormuş. Ama dikkat et. Dönüş açısı neresi arkadaşlar? Şurası 130 değil. Dikkat. Dönerken nasıl döndü tekrar gösteriyorum. Şöyle gitmesi gerekirken hop şöyle döndü. Şuradaki açı dönüş açısı arkadaşım. E o zaman buradaki açı kaç derece? 130 derece. Buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Ve şurası da 6, burası da 6. Aklımızı bir köşesinde bulunsun. Yürümeye devam ettiğinde Zehra'nın bulunduğu noktaya geliyor. Evet. Zehra ise 6 metre ilerlediğinde. Şimdi Zehra'ya geldik. Zehra 6 metre ilerlediğinde Akın'ın izlediği yol üzerine gelmiştir. Hadi Zehra'ya 6 metre ilerlet. Nereye geliyormuş? 6 metre ilerlettiğin zaman tam buradaki yol üzerine geliyormuş. Bu arada şu altıların eşitliklerini gösterelim. Hocam buradaki 6 böyle eşit. Hocam buradaki 6 böyle eşit. Hocam buradaki 6 böyle eşit. Tamam. Buna göre diyor Zehra son konumundaki tam yol üzerine geldi ya bulunduğu yerden en az kaç derece dönüp yönünü değiştirmeden ilerlerse akının ilk konumuna ulaşır diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi bizim Zehra buradan gelmişti buraya gelmişti. Normalde gidiş yolu burası mı? Evet. En az kaç derece dönerse hocam bizim Zehra'mız şöyle dönerse de buraya gelir ya da buradan böyle dönerse de buraya gelir. Yani bizden ne isteniyor? Normalde bizim Zehra'nın gittiği yol bu şekilde olması gerekirken bizden şuradaki dönüş açısı nedir diye isteniyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şurada bir ikiz kenarlık var mı var? 50 ise şuradaki açı da 50 derece oldu. 50 50 100 buraya 80 kaldı. Hocam şununla da şu ikiz kenar 80 ise burası da 80 yaptı. O zaman burada kaç açıya kaç derece kaldı arkadaşlar? 100 derece kaldı. Yani senin dönüş açın kaç derece olmuş oldu? 100 derece olmuş oldu. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli oldu. Hatalı yazılmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen böyle nazarlık bir şeyler oluyor. İlk baskıda <laughs> oluyor. Evet test kısmında yani konu anlatımında çıkmadı ama test kısmında böyle oldu nedense. Sonradan eklediğim için. Kusura bakmayın. Neyse. Devam. Öğrendik bunu. Ee, böyle buna benzer bir soru. Daha kolay gelmişti arkadaşlar. Hatta çok kolay gelmişti. Ben bunu biraz daha böyle evirip çevirip böyle bir soru sordum. Bu da güzel bir soru çıktı arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Denizli oldu. Geldik 10. soruya. <laughs> evet benim salladığım bir soru. Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenarının uzunluğunun geometrik ortalamasına eşit olan. Geometrik ortalama neydi arkadaşlar? Geometrik ortalama dediğimiz iki sayının geometrik ortalama iki sayı varsa kare a çarpı b geometrik ortalamasıdır değil mi? Ee, üç sayı varsa da kare içinde a çarpı b çarpı c'nin küp kökü olacak. Şimdi diyor ki Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenarın uzunluğunun geometrik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortak üçgen denir diyor. Buna göre diyor üçgenlerinden hangileri ortak üç, ortik üçgen olabilir diye soruluyor. Peki olabilir diye soruluyor. Bak şimdi ben bu kenar hocam bu kenar şu kenar kare içinde 4 çarpı 9 36 6 evet bu kenar 6 olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü 6'yı araya aldığında toplamlarıyla farklar arasında oluyor mu arkadaşlar? oluyor. 9 eksi 4 5 yapıyor çünkü. Evet böyle bir üçgen olabilir. Evet. Birinciyi alabiliriz. Kesin. Kesin ve net bir şekilde. Birinciyi aldık. Sonra ikinciye gelelim. Eşkenar üçgen. Ortik üçgen mi? Bir kenarına A dedik mesela. A dedik. Ee, bütün kenarları A zaten. Bir kenar diyor. Bakalım bir kenarına. Ben bunu maviyle göstereyim arkadaşlar. Karışmasın. Şuna A diyelim. A diyelim. A diyelim. Mesela şu kenar. A kenarı diğer iki kenarın eee ne geometrik ortalamasına eşit mi? Diğer iki kenar a çarpı a ya a çarpı a kök a kök kare a a'ya mı eşit oldu? Evet hocam a eşittir a geldi aynen öyle eşkenar üçgen zaten kesinlikle ortak üçgen. Geldik buraya bu ikizkenar üçgene bunu da aldık arkadaşlar. İkiz kenar üçgene baktığımız anda 50 65 burası da 65 oldu. ikiz kenar oldu bu arada. Şuraya a kenarı buraya da a kenarı buraya da b kenarı diyecek olursam. Hocam Acaba bir kenar diğer iki kenarın geometrik ortalaması mı? Deneyelim. Birincisinde b kenarı diğer iki kenar a çarpı a kare kökündeye eşit mi? Eğer bu böyle olursa arkadaşlar b kenarı neye eşit oluyor? B kenarı a'ya eşit olmuş oluyor. B a'ya eşit olursa arkadaşlar eşkenar üçgen çıkar. E, bu hatalı bir şey olur. Peki diğerini inceleyelim. B değil de A kenarı diğer iki kenarın A kenarını alacak olursam diğer iki kenarın çarpımını kareköküne eşit mi? A çarpı B'ye eşit Her iki tarafın karekökünü alsam karesini alsam A kare eşittir A B A çarpı B yaptı. Buradan da A eşittir B mi geldi? Evet. A eşittir B olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Olursaydı eşkenar olurdu. O zaman açılarımız 60'ar er derece olurdu. 3 kesinlikle yanlış oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncüye. Bakın dikkat. Dördüncü. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Şimdi hocam A kenarı Kare küçüğünde B çarpı 1 olabilir mi? Olamaz. Ee, çünkü burası kök B olmuş oluyor. Bu kök B kenarı bu B kenarından küçük olduğu hipotenüs büyük olmak zorunda. Bu değer olamaz zaten. Peki tam tersi A kenarı değil de B kenarı hocam buraya A diyecek olursam A kenarı değil de B kenarı hocam kök A çarpı 1'e eşit olabilir mi? Yani B kenarı kök A'ya eşit olabilir mi? Bakacağız olur mu olmaz mı? B kök A'ya eşit olursa burada bir Pisagor bağıntısı sağlanacak. A kare eşittir. 1'in karesi artı kök A'nın karesi. Kök A'nın karesi deyince bakalım böyle bir A değeri var mı diye bakacağım. Attım öbür tarafa arkadaşlar. A kare eksi A eksi 1 eşittir 0 yaptım. Şimdi buradan bir kök gelirse böyle bir dik üçgen vardır arkadaşlar. Pisagor bağıntısı sağlanıyor demektir. Kökün gelmesi demek ne demek burada? Hocam kök var mı yok mu diye delta'dan bakarız. Delta b kare eksi 4 ac değil mi? B'ye de, dediğimiz eksi 1. Yani eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Yani 1 çarpı eksi 1. Burada 1 artı 4 delta 5'e eşit oldu. Sıfırdan büyük. Yani böyle bir kök var. İstesek o kökü de bulabiliriz arkadaşlar. Ama o kökü bulmamıza da gerek yok. Yani o zaman ben dördüncüyü de alacağım. O zaman cevabımız ne yaptı? 1, 2 ve 4 yaptı arkadaşlar. Yani cevap Denizli oldu. Geldik 11 Bu arada çok güzel bir soru arkadaşlar. Yani ortik böyle bir üçgen yok. Onu ben salladım. ÖSYM ne haber ne eder böyle bir şey bulur. E, ortik demek demez de başka bir şey der. Buna benzer e, daha kolay bir sorusu çıktı bunun. Ben de ortik diye salladım. Bu geometrik ortalaması değil de aritmatik ortalaması ile ilgili bir soru çıktı. Ben de geometrik ortalaması ile ilgili yazdım. Bu da çok hoş bir soru oldu arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir soru. Evet geldik 11. soruya. <laughs> bir baba 6 ve 3 yaşındaki çocukların aralarındaki kilo farkından dolayı birlikte oynayabilmeleri için eşit kollu olmayan bir tahtaravelli yapıyor. Tabii ki büyük olanı kısa tarafa binsin ki tahtaravelli de oynayabilsinler değil mi? Fizik fizik kuralına göre. Evet VIP'den dinliyorsunuz zaten fiziği. Yani VIP bizim Kemal Hoca'dan dinliyorsunuz. E, buradaki olayı da kavrarsınız herhalde. Neyse devam. Tahtaravelli Doğrusal bir parça zemine dik olacak biçimde. Evet burası 180 burası da 60. Yani şunu anlatıyor. Bu eleman aşağı burası 180 oluyor. Burası aşağı indiğinde burası da 60 oluyor diyor bize. Şimdi tahterevelli de her iki şekilde de arkadaşlar şuradaki mesafeye bakın. Aynı değil mi? Burası A iken burası A. Burası B iken burası B değil mi? Evet. E burada zemine olan uzakla şuradaki uzunluk paralel değil mi? Ne yapacaksın? Temel orantıyı uygulayacaksın. Hocam Burada ne isteniyor? Desteğin uzunluğu isteniyor. İşte bu desteğin uzunluğu nedir diye soruluyor. Şurada temalar antiyi yapacak olursak A bölü A artı B. Şurada yapalım. Yazalım arkadaşlar. A bölü A artı B. Kusura bakmayın. vallahi soruları yetiştirmek için böyle şey yaptım. Küçücük yer bıraktım ama ondan dolayı çok soru olsun diye böyle yaptım. A bölü A artı B. X bölü 180 e eşittir. Sadece testte böyle bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Neyse. Başka bir şey var mı? A hocam burada da B bölü B artı A var. Hmm. B bölü B artı A var. O da X bölü 60'a e eşit. Tamam. B bölü onu da aşağıya yazalım. Mavi yazayım onu da. Hocam B bölü B artı A neye eşit? X bölü 60'a e eşit. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Taraf tarafa oranlayabilirsiniz. Direkt A bölü B'ye gelecektir arkadaşlar. Ya da işler dişler yaptığınız zaman Mesela 180 A eşittir. Ee, şey gelecektir. Mesela buradan ne geldi arkadaşlar? Şu ikisini düşünecek olursak. Şu x'in çarpımı a artı b çarpı x geldi değil mi buradan? Bu neye eşittir? a artı b çarpı x şunda. a çarpı 180 e eşit oldu. Hocam burada da a artı b çarpı x geliyor işler dışlar yapınca. E, bu da 60 eşit oldu. E o zaman 180 a 60 eşit olduysa buradan ne geldi arkadaşlar? 3'e 60'a böldüğümüz zaman 3a eşittir b yaptı. Evet b'yi kaç bulduk? 3a bulduk. E o zaman B'yi 3A bulduysak olay bitti arkadaşlar. Temel da 3 bölü kaç oldu? 4 mu oldu? Evet. 3A'nın 4A'ya oranı neye eşit olacak? X bölü 60'a eşit olacak. Bu 15 katı 15 katı. O zaman X de buradan kaç gelecektir arkadaşlar? 45 gelecektir. Yani 11. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Evet bu da güzel bir soru. ÖSYM'de sordu. Haberiniz olsun. Tekrar. Valla iki sene hatta iki sene ard arda tahterevalli sorusu sordu. Yani çok ilginç böyle. Hiç yapmadığı bir şeydi. İki sene ard arda böyle benzerlikle ilgili soru sordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik bir sonraki soruya. Bir ABC üçgeni ve bu üçgenin BC kenarı üzerinde alınan bir D noktası ile ilgili aşağıdaki dört ifadelerin ikisinin doğru ikisinin yanlış olduğu biliniyor. Evet bir ABC üçgenini şöyle alayım arkadaşlar. ABC üçgenini alayım. Ve yazayım şuraya. Hocam burası A, burası B ve burası C. Şimdi 90 derece demiş. BD ile DC birbirine eşit demiş. Şöyle bir D noktası var arkadaşlar burada. BD ile AD, AD uzunluğundan da bahsediyor. Bir AD uzunluğunu da çizelim arkadaşlar. Ee, bu üçgenin buna göre diyor bu üçgen için doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ikisi doğru olacak. Diğer ikisi yanlış olacak. Ya dikkat ederseniz ne var burada arkadaşlar? Bak. Normalde şıklardan gidebilirsiniz. Hocam sadece 1 ve 3 sağlanıyor mu diye bakarsınız. Nasıl bakarsınız? Ben şöyle bir kopyala yapıştır yapayım yine. İşim öyle daha kolay oluyor. CTRL-C CTRL-V işimiz daha da kolaylaşıyor böyle. Bak şimdi. İsterseniz şöyle hepsini şıklardan deneyebilirsiniz. Şöyle küçük yavrusunu aldım. Diyor ki birinci şık 1 ve 3 sağlanırsa 1 90 derece olursa 3 BD ile AD BD ile AD birbirine eşit olursa A hocam burada 90 var eşit eşitse muhteşem üstten burası da eşit olur. O zaman BD ile DC de birbirine eşit olmuş oluyor. Yani 2 de sağlanmış oluyor. O zaman 1 3 varken yani 1 3 varken arkadaşlar 1 ve 3 varken şuraya yazayım 1 ve 3 varken 2 de sağlanıyor hatta alanlar da birbirine eşit oluyor şey de sağlanıyor. E o zaman bu olmadı arkadaşlar 1 3 olmadı iptal. Sonra öbürüne bakalım. Öbürüne gelecek olursak. Öbürü ne diyor arkadaşlar? 1 ve 4. Arkadaşlar 1 ve 4. 90 derece ve alanların eşit işte olması. Alanların eşit işte olması demek şuradaki uzunlukların birbirine eşit işte olması demek anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. E 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem işle olur. O zaman AD, BD ve diğer eşitlikler de sağlanıyor arkadaşlar. Bu da olmadı. Sonra öbürüne bakalım. 1 ve 2 ve 3 diyor. 2 ve 3 Arkadaşlar 2 ve 3 BD ile DC birbirine eşit diyor. BD ve DC birbirine eşit diyor. Onu kırmızıyla göstereyim. BD ve DC birbirine eşit diyor. Bir de BD ile AD eşit diyor. Arkadaşlar muhteşem şu sağlanır. O zaman burada 90 derece sağlanır. Hatta alanlar da birbirine eşit olur. 4'ü birden yine sağlanmış olur. Bu da olmadı. 2 ve 4'e bakıyorum arkadaşlar. 2 ve 4 içinde şuraya yapıştırdım. 2 ve 4'e bakacak olursam 2 nedir? BD ile DC birbirine eşit. Ve alan ABD ile alan BCD birbirine eşit. Burası A, burası A. Evet. Bunlar eşitken alanlar eşit. Burası kesinlikle 90 derece diyebilir miyiz? Hayır. Ya da ee, ne diyebilir miyiz başka? Şurası da eşit diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır diyemeyiz. Sadece eşitlikler var. burada alanlar da birbirine eşit oldu. Evet. Cevabımız o zaman ne çıktı? Denizli çıktı. Bak 3 ve 4'e bakalım. 3 ve 4'e bakalım arkadaşlar. 3 ve 4 de şurada olsun. 3 ve 4'e bakacak olursak. Yani bir dakika. 2 ve 4 demişti. BD ile DC. Arkadaşlar BD ile DC. ha 3 ve 4'e bakıyoruz. 3 ve 4'e bakacak olursak da ya, alan ABD ve BD ile AD birbirine eşit diyor. Hocam BD ile AD birbirine eşit ve alanlar birbirine eşit olursa alanların birbirine eşit olmasından dolayı şunlar alanlar birbirine eşitse tabanlar da birbirine eşittir. Muhteşem şu sağlanır. O zaman burası da 90 derece olur. O yüzden bu şık da olmaz arkadaşlar. Ama şuraya baktığınız zaman bak 90'lık var. Eşitlikler var. Muhteşem üçlü falan sağlanacak ya. En başta açıklardan gitmeyip de a muhteşem üçlü sağlamayan bir durumu aram aramak istiyorum deyip o şekilde daha hızlı hareket edebilirdiniz. Mesela ilk şekil bu ya. Hocam 90 koyarsam hani ee, muhteşem üçlü 90 ve kenar ortaylık olursa olmaz. Hani direkt daha hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. 90 bir kere 90'ın olmaması lazım eşitlerde varsa. Hani 90 ve alanlar bile olsa 90 ve alanlar bile olsa şundan eşitliğini zaten vermiş oluyor arkadaşlar. 90'ın olmaması lazım. O yüzden şunlar hakkında da direkt 2, 3, 4 hakkında da direkt daha hızlı bir şekilde yorumda yapabilirdin. Şıklardan da gidebilirdin. Evet. ÖSYM bunun benzeri bir soruyu ikiz kenar yapıda sordu arkadaşlar. Bakın. İkiz kenarda. Yani nasıl sordu? Orada da şu ek çizimi kullandırdı. Ben muhteşem üçlüğü kullandırdım burada. O da hocam yükseklik tabanı iki parçaya böler hikayesi vardı ya. İşte ikisi sağlanacak diğer ikisi sağlanmayacak hikayesi hangisinde olur diye sordu. E arkadaşlar buradaki alanlar da birbirine eşit olacak. Yine cevap aynen bu çıkıyordu. Sadece ve sadece şunlar eşit alanlar eşit olduğunda ikiz kenarlık sağlanmıyor diye bir ifadeyle karşımıza çıkmıştı. Ben de onu muhteşem üçlüye çevirdim. Her ikisi de çok da güzel bir soru olmuş arkadaşlar. ÖSYM'nin sorduğu da bu da öyle gerçekten güzel bir soru. Hatta bunu ben orta tabana da çevirdim arkadaşlar. Evet 13. soru. Bak Eşitlikler var. Paralellik var. 1 bölü 2 olan var. Alanlar oranı da 1 bölü 3. Öncelikle isterseniz biz bu yorumu direkt şeyde yapalım arkadaşlar. Nerede yapalım? Yine şöyle çizelim. Hocam ABC üçgeni var ya daha hızlı hareket etmeniz için düşünmeniz lazım. Hani orta taban. Biraz önceki soruda mesela muhteşem şu hissiyatı olmayan bir şey olması lazımdı. E burada da orta taban. Mesela eşitler var. 1 bölü 2 olan var ya. Tabi bunu yazdıktan sonra. Şimdi AE eşittir EC diyor. Bir, öncelikle AB kenarı üzerinden bir E noktası al diyor. Sonra nereden? Buradan bir tane bir D noktası al diyor. Buradan bir tane E noktası al diyor. Sonra ikisinin doğru ikisinin yanlış olduğu biliniyor diyor. E o zaman arkadaşlar burada e, eşitlik var paralellik var. 1 bölü 2 oran var. Bir de alanlar oranı verilmiş arkadaşlar. Burada hangi ikisi sağlanmazsa işte şey olmaz diyor. İkisi doğru olacak diğer ikisi yanlış olacak arkadaşlar. Bakalım. Şimdi öncelikle ben yine bunu kopyalayayım. Biraz lazım olacak herhalde. Bu nasıl kopyalayacağım onu? Şu şekilde CTR ile C yapayım. Lazım olabilir. CTR ile C. Arkadaşlar bakın. Yine yorumlayalım bakalım şuraya. CTR ile V. Hızlı bir şekilde. Ort sağlamayacak bir şey arayacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. 1 ve 2 demiş. Hocam 1 ve 2 olunca. Yani şunlar birbirine eşit. Bir de DE'den de bahsetmiş. Şu DE'yi de çizelim isterseniz. Ve şunlar birbirine paralel olursa hocam orta taban sağlandı. Şunlar da birbirine eşit olur. Hatta alanlardaki oran da 1 bölü 3 olur mu arkadaşlar? Olur. Evet orta taban şartı şunlar paralel olacak. Şunlar eşit olacak. Şunlar da eşit olacak. Burası A iken burası da 3A şart sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Tamam. Sıkıntı yani bu olmadı. Öbürüne bakalım arkadaşlar. Öbürüne bakıyoruz. Şu küçük çizdik yine. Ve şunu da şöyle çizip ben bir daha kopyalayayım isterseniz. Çünkü her seferinde aynı şey olmasın. Heh. Arkadaşlar şimdi şöyle baktığımızda zaman ne diyor? Ay 1 ve 3 diyor. Hocam 1 ve 3'e baktığımızda 1 eşitlik var. Ve 3'e bakacağım şimdi. 1 bölü 2. Arkadaşlar orta taban sadece bunda sağlanmıyordu. Eşitlik ve orta taban olunca. Ha, her ikisi de eşit olduğunda orta taban sağlanıyordu. 1'e eşit bir de paralellik olduğunda ort taban sağlanıyordu. Paralellik ve 1'e 2 oran olduğunda da ort taban sağlanıyordu. Burada arkadaşlar maalesef yani maalesef değil de sadece eşitlik ve 1'e 2 oran sağlanıyor burada. Diğerleri sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. E, ee, hocam nereden biliyorsunuz bunların eşit işte olmadığını? Alanlardaki hikayelerin eşit işte olduğunu alanları dağıtamaz mıyız? Dağıtmaya çalış bakayım dağıtabilecek misiniz? Şurada alanı dağıtmaya kalkarsan. burada kalan A burada buradaki alan e hocam bunlar paralel değil ki. Bilmiyoruz ki. E burası 2A ise burada kalan da dağıtamıyorum. Yani 3A falan diyemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız balık kesir. Ama diğerlerinde olmadığını göstereyim arkadaşlar. Bakın şu 1 ve 4 demiş. 1 ve 4'e bakıyorum. Hemen A e ile e, C birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. 4'te alanlar da birbirine eşit. A iken burası da 3A olarak verilmiş arkadaşlar. 3A olarak verilmiş. Hocam burası 3A verildiyse ben şunu şöyle çizecek olursam. Çizgideki alan A ise çizgideki alan yine A olur. Hocam burası 3A ise buraya 2A kaldı. E burası 2A ise 2A 2A olduğundan şunlar da birbirine eşit olur mu? Olur. E hocam tam iki şart sağlanmıştı ama burada ne, ne de sağlandı arkadaşlar? Şunlar eşit şunlar eşit oldu. Orta taban şart sağlandı. Olmadı. Şu da olmadı. Diğerine de bakalım. Detaylı anlatmak zorundayım. Niye olmadığını göstermek zorundayım arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman da 2 ve 3 demiş. 2 ve 3'te paralellik ve 1 bölü 2. Arkadaşlar paralellik ve 1'e 2 oran olduğunda direkt benzerlik var zaten. O zaman şunlar da ne olmak zorunda? Kesinlikle bunlar da eşit olmak zorunda. Diğer şartlar sağlandı. Olmadı. Bir de şuna bakalım son kez. Burada ne diyor? 2 ve 4 diyor arkadaşlar. Bu olmadı. 2 ve 4'e baktığımız zaman paralellik ve ne verilmiş arkadaşlar? Paralellik ve alanlar oranı 1'e 3 verilmiş. Arkadaşlar benzerlik var mı? Burada var. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Benzerlik oranının karekökü e, alanlar oranında A bölü 4A olduğundan A bölü 4A'nın karekökü nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman burada 1'e 2 oran sağlanır. Şunlar da birbirine eşit olur arkadaşlar. O yüzden hepsi sağlandı. Bu da olmadı arkadaşlar. Bakın. ÖSYM neyle ilgili sormuştu? İkiz kenarla ilgili sormuştu. Ben mi soruyor? muhteşem üçlüye benzettim. Aynı zamanda orta bana da benzettim. işi şansa bırakmadım. Çıkar mı? Çıkar. Çünkü farklı konular gerçekten çıkar. Adam x kenar ek çizimiyle ilgili sordu. Ben de muhteşem üçlü ve orta tabanla ilgili sordum. Yine çıkma adayı bir soru arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Geldik 14. soruya. Bir okçu yayını tam ortasından tutup x birim geri doğru çektiğinde oluşan açı 120 derece. Bak yay öncelikle ne yapıyor? Hocam şuradaki uzunlukla buradaki uzunlukla birbirine eşit mi? Değil. İp geriliyor. Yani yay geriliyor. Evet tam ortasından tutup önce 120 derece sonra 90 derece sonra da 60 derece oluşmuş. Tam ortasından tuttuğu için arkadaşlar ne geldi burada? Hocam şunlar birbirine eşit geldi. Yani 120 ise bunlar 30 30 120 üçgeni yaptı. Hocam tam ortasından tuttuğu için şunlar da birbirine eşit. 90 ise hocam burası 45 burası da 45 derece yaptı o zaman. Tamam. E, tam ortasından tuttuysa ve aradaki açı 60 derece ise o zaman hocam şu parça şu parça eşitse aynı zamanda bu da eşkenar üçgen oldu. 60 ise 180'e 60 çıkart 2'ye böl 60 60 yapıyor arkadaşlar. Şu açının tamamı da 60 derece oldu diyebiliriz. Ve çektiğinde de şöyle bir uzunluklar oluşmuş. X, Y, Z uzunlukları oluşmuş. Bunun sıralaması nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle sıralama istendiği için herhangi bir değer verebilirim arkadaşlar. Şurada 30'un karşısından başlayabilirim. Bak 30, 90. X kenarda çizilen yükseklik tabanı iki parçaya bölecek ya. Hatta açı ortay 60 oldu burası. 30'un karşısına isterseniz bir diyeyim. 60'ı karşı kaç yaptı? Kök yaptı. E hocam şu üçgen nasıl bir üçgen? 45, 45, 90 üçgeni olduğundan dolayı. Hocam kök bunun da tamamı kök olacak. Bakın bunun da tamamı kök olacak. Buraya kök 3 eksi 1 mi kaldı arkadaşlar? Evet. E hocam bu da büyük de bir eşkenar üçgen. Şurası da 30 burası da 30 oldu. Tam dik olacak şekilde yerin ortasından çektiği için ikiz kenarda. Dik ya burası. Tam 30'un karşısı köküçse 60'ı karşısı da köküçün köküç katından dolayı 3 mü yapıyor arkadaşlar? Evet. Buraya kadar kısmı da 3 olduğundan e, 3'ten köküç çıkartırsam z'yi bulurum. 3 eksi köküç olarak da z'yi bulurum. Bana köküç değeri lazım. Arkadaşlar köküç değeri nerededir? 1 küçüktür köküç küçüktür 2 değil midir? 1 ile 2 arasında değil midir? Hatta 2'ye daha yakındır. Hatta 1.7 gibi bir şeydir arkadaşlar. E ben şimdi sıralamayı yapayım. Arkadaşım x nedir? Sıralamayı yapıyorum. X nedir? 1'dir. Tamam. Y nedir? Kök 3 eksi 1'den 0.7 mi yapıyor arkadaşlar? Çünkü 1.7'den 1'i çıkartacağım. 1.7'den 1'i çıkartacağım. 0.7 yaptı burası. Tamam eyvallah. Bir de Z'ye bakalım. Z'de 3 eksi kök 3. 3 eksi kök 3 değil mi? Kök 3'ün kök 3 katı 3 yaptı burası. 3'ten de tamam. Kök çıkartacağım. O da 3 eksi 1.7 yaptı. O da nedir arkadaşlar? 1.3 yaptı. He. En büyüğü hangisi oldu? 1.3. Yani z. Z büyüktür. Sonra x. Sonradan da ne oldu? 0.7'den dolayı y oldu. Z, x, y. Küçükten büyüğü istemiş gerçi. Y, x, z olacak. Yani hangi çıktı var arkadaşlar o? z x y küçükten büyüğe y x z y y x z o zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar balı kesir yaptı evet gençler böylelikle bu kısmı da bitirmiş bulunuyoruz evet yani testleri bitirdik o zaman ne diyoruz neye başlayacağız üçgenleri bitirmiş oluyoruz böylelikle üçgenler bitti gençler üçgenler bitince ne var dörtgenler var bundan sonraki konular çok rahat geçecek. Hiç merak etmeyin. Dörtgenleri konu, konu anlatımını anlatırken zaten bazı şeylerden bahsedeceğim. İsterseniz burada fazla lafı uzatmayayım. Zaten video bayağı uzun oldu. İsterseniz o dörtgen videosunda anlatırız bazı şeylere. Evet gençler bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.